Selamlar, saygılar, hoş gördük aziz soydaşlarımız. Güney Azerbaycan'dan bakış programıyla yeniden sizinle birlikte. İlk önce 28 May Azerbaycan Cumhuriyet Bayramını size tebrikleyirim. Ümid edirik, bayrağımız hemşe dalgalansın, bağımsızlığımız daim olsun. Ve bugün de bu münasibetle ilgili söhbətimize devam edeceğiz. Sayın Oğuz Bey, selamlar, hoş geldiniz. Selamlar, saygılar size de. Yoldaşlar ki otakta vardılar, onlara da selamlarımı, saygılarımı, sevgilerimi sunuram. İndiden de sonradan programımızı eşidenlere, indiden özeller için teşekkür ediyoruz. Vaxtlar için sağ olun. Çok teşekkür. İlk önce geçen haftada olan gündemden danışaq, gündemde neler oldu. Tabii en önemli gün tarihimizde geçen haftada idi, 28 May, Mayıs ayının 28'i ki Azerbaycan'ın Cumhuriyet günüdür. Onu Güney Azerbaycan İstiklal Partisi tarafından ve bütün Azerbaycan'ı sevenlerin tarafından, bütün Azerbaycanlıların tarafından, bütün Türk dünyasının tarafından hamısı tebrik ediyoruz. Kutlu olsun, mübarek olsun. 1918'de 103 yıl önce Azerbaycan Cumhuriyeti kurulmuş. Çok dünyanın o zaman 50 ila 60 tane müstakil memleket düşünün. İndi 200'e yakın. 1918 103 yıl önce Mehmet Emin Resulzade ve silahdaşları ve yoldaşları Azerbaycan Cumhuriyeti'ni kurdular. Ve herkese tebrik ediyoruz bunu. Kutlu olsun. Bizde bir söz var. Diyorlar ki, darısı başımızı. Veya başımızı. Şimdi o istiklalın, o bağımsızlığın darısı başımıza. Güney Azerbaycan'ın da, Güney Azerbaycan'ın arazisi, Güney Azerbaycan'ın tarihi arazisi hala işgal altındadır. Hala İran devletinin işgali altındadır. Bu çok üzücüdür. Bu zulmün devamı olmaz. Bu bitecik bir gün. Cümbecün Azerbaycan, Güney Azerbaycan Milli Hareketi gelişir. Cümbecün Güney Azerbaycan Milli Hareketi daha da aydınlaşır. Özüne ne geçipti, tarihine ne geçipti geçen yüzyılda ona yavaş yavaş bilinçlenir, agah olur ve görür ki bu biz diyende işgal ve istiklal meselesini metrehliyende bunun anlıyor ki işgal nedir? Güney Azerbaycan işgali nece şekli tapıp, nece gelip indiye yetişipti geçen yüzyılda? Bunu önceden de demiştik. Güney Azerbaycan hiç zaman İran'ın bir parçası olmamış. Hiç zaman gelip bize diyebilmez ki filan tarihte Güney Azerbaycan İran'ın bir parçası olmuş. Öyle bir tarih yok, öyle bir zaman yok, öyle bir süreç yok. Ancak diyebilirler ki Güney Azerbaycan indiki İran bölgesini, oradaki değişik milletleri ve daha geniş coğrafideki devlet milletleri ve coğrafileri idare etmiş. Hükümetler yaratmış. O zamanki adıyla imparatorluklar yaratmış. Azerbaycan'dan kalkan aileler, Azerbaycanlılar, Azerbaycan Türkleri. Tabii Horasan Türkleri de bu işi görmüşler. Mesela Gazneviler gibi filan. Ancak biz yalnız Güney Azerbaycan'dan danışıyoruz. Ve tabii Azerbaycan hem indiki İran'ı hem de indiki İran'dan çok büyük bir coğrafyanı idare etmiş. Bu anlama gelmez ki Azerbaycan İran'ın bir parçası olmuş. Bunu herkes ki mantık okuyor bilir ki bu sahvedir, mağletedir. Yani kul cüzvin bir parçası olmaz. Cüzv kullun bir parçası olar. İran, indiki İran, Farslar, Araplar, Kürtler, Türkmenler Azerbaycan idaresinin altında yaşamışlar. Uzun süre, uzun uzun süre. Yani min ilden aşkın. Ona göre bu idea, bu söz ki ortaya atılıp da geçen yüzyılda bu İrançıların, Farsçıların elinden ki Azerbaycan
İran'ın bir parçası olmuş. Onun tarihi yoktur. Yani onun filan ilden filan ile böyle değildi. Mesela düşünün ki Gacar İmparatorluğu bir gün başlamış, bir gün bitmiş. Bu günde misal getirir. Da Gacar'ı misal getirir. İsterseniz Efşari'ni misal getirir. İsterseniz Selçukluları, isterseniz ne diyeyim Ağgoyunlu hükümetini, Karagoyunlu hükümetini, Sefevi hükümetini. Yani fark edemez. Öyle böyle sıra sıra sayarız biz Türk hükümetlerini. Ancak bunların çoku Azerbaycan'dan kalkmış bu hükümetler. Ancak birisinden bir misal getirerek, mesela Gacar. Gacar'da Azerbaycan İran'ın bir parçasıydı. Yok. Azerbaycan'dan kalkmış bir aile. Gacar ailesi. Gacar eli. İndiki İran'ı ve indiki İran'dan çok daha büyük geniş yeri idare edildi. Yani bunun mantığını böyle koymak lazımdı. Bu muadilerini böyle koyanda akla da düz gelir. Ama bu ki bu İrançılar ve hatta bizim de içimizde bazı gafiller, cahiller var ki aynı şeyi ağızlarına salıp gevşeyirler ki İran'ın bir parçasıymış. Hatta bilirsiniz İran devleti, İran'ın resmi gazetelerinde de, İran devletinin gazetelerinde de, hatta Şimali Azerbaycan Cumhuriyeti'ni de yazır ki Mame Mihane dönmelidir. Yani ana vetene, yani İran ana vetendir. Galiba Azerbaycan Cumhuriyeti ve onun arazisi İran'dan ayrılmışmış. Öyle değil. Rus İmperyası'nın savaşları neticesinde ve Gacar İmperyası'nın savaşları neticesinde sınırlar değişmiş, bazı coğrafiler değişmiş ve Rus'un nefine değişmiş. O esirde böyle olmuş. Ve tarih orada dayanmış ve tarih oradan da başlanmış. Ve tarih devam ediyor. Olabilir. Bazı savaşlarda da biz kazanak. Bazı savaşlarda da Ruslar kazansın. O kazansın. Tarih böyledir. Tarih çok seyyal ve diri bir şeydir. Yani tarih böyle değil. Merziler de böyle kalmaz. Ne 100 yıl önce böyleydi merziler. Ne 100 yıl sonra böyle olacaktı. Bunu ağız sahipleri bilirler. Ve biz de istedik bunu daha çok adamlar bilsin. Normal milletimiz de bilsin ki merziler her zaman değişiktir. Siyaset bir oyundur ki öyle oyun aşağı seviyede kelime olarak demir. Bir oyundur ki coğrafi üzerinde oynanırlar bu oyun. Bir düşünün bir şetrenç sefesi için. Her ne oyun siz düşünseniz. Siyaset bir oyundur ki coğrafi üzerinde oynanırlar. Yer üzerinde. O coğrafiye bakan da görür ki bu oyun geçen yüzyılda nece oynanılmış. Geçen 200 yılda, 300 yılda. Ve siz bakarsınız şimdi böyle olmuş ki daha yüzyılı gözlemek lazım değil. Lütfen memleketlerin sınırlarını, merzilerini, siyasi hüdutlarını lütfen 10 yıl öncesine bakın. 10 yıl, 20 yıl öncesine bakın. Yeryüzünde arz ediyorum. 30 yıl öncesine ve isterseniz böyle sayın. 40 yıl, 50 yıl, 60 yıl sayın. Siz sayın, siz bakın coğrafyaya. Onlar ki Güney Azerbaycan tarihi arazisinin istiklalına şüpheyle bakırlar. Onlar ki bunu İran'dan İran bütünlüğünden bir tecziye kimin bakırlar? Bunlar oyansınlar veya belki dedim ya gefletlendir ya cehalettendir. Bana göre yani bizim bir yoldaşımız var idi. Derdi ki ya merezdendir ya garezdendir. Yani bu coğrafyada oynanılan oyun bellidir. Ve bu böylesi de kalmayacaktır. 100 yıl önce de kalmamış. 500 yıl önce de kalmamış. O zamanki at üstünde koşun çekerdiler. 200 bin, 300 bin koşun çekerdiler. Bir yere alardılar. Oranın çolardı bir süre. Bir süreden sonra da o biriler gelardılar, alardılar. Böyle olmuş. Öyle değil ki bu zaman bitmiş. Öyle değil ki bu zaman. Tarih bitmemiş. Tarih devam ediyor. Biz bitirik. Biz bir zaman doğuluruk bu tarihin bir parçasında, bir tarihinde. Yani bir noktasında. Ve bir tarafında da ölürük. Yani bir zamanın içinde bir kat çekin. O fizikte diyilir ki zaman bir oktur ki atılmış ve gidir. Bir tarafa gidir. İki tarafa gidir. Biz zamanda geriye dönebilmek. Maalesef. Bu fizik kurallarında. Hala o da başka mesele. Ancak bir zamanı geçir tarih. Bir yıl önce, bir saniye önce 10 bin yıl önce, onlar hamısı önce ve cedir. Ve bu tarihin içinde biz bir yerde doğuluruz, şahs olarak.
ve bir yerde ölürük. Milletler de böyledir azizler. Milletler de bir zamanda millet olarak arz ediyorum. Topluluk olarak, millet olarak bir yerlerde, bir tarihin bir noktalarında, bir noktasında doğulurlar ve bir noktasında da yok olurlar. Bakın tarih böyledir. Yani bunlar ne derler? Ben İslam'dan, Kur'an'dan da misal getirsem ki normalde getirmem. Orada da diyor, bakın diyor bunlar diyor. İbret edin diyor bunlara. Diyor, bu tarih budur. Milletler gelip gitmiş. Yok olmuşlar elbette. İslam'daki menzuru ayrıdır. Ancak siz de bakın, bu, tarih çok büyük bir tarih, bir ilimdir. Tarih hikaye söyleme, nakıl söyleme değil. Bir ilmidir. Yani bu da bir el mi öbür ilimler kimi? Ve milletler gelip gitmişler, yok olmuşlar. Bazı milletlerden adı ezilip gitmişler. Siz düz, ben misal getiririm. Asuriler. Asuriçi biz değiliz. Asuriler. Azerbaycan'da vardılar, Urmiye'de etrafında. Asur yoldaşlarımız var, Asur milleti. Bir zaman Asur milleti, Aşur milleti, ki İngilizce'de Aşur değildir. Bu millet o bölgenin en güçlü imparatorluklarından yaratmışlar. En savaşçı milletlerinden. Ve Türklerle de savaşmışlar. Ve bunların şahları da var, yazıları da var o zaman. 3000 yıl önce, 4000 yıl önce. Onun Akidisi var, onun Aşurisi var, onun Sümeri var. Onun ne bileyim Hakamenişisi var, onun Sasanisi var, onun Göktürk'ü var, onun Kızıl Ordusu var. Bunlar da Türk İmparatorluğu. Onun Rum İmparatorluğu var, onun Doğu Rum İmparatorluğu, Batı Rum, Bizans İmparatorluğu, Osmanlı. Bunlar gelip gidipler. Osmanlı yoktur daha. Daha Rum İmparatorluğu yok. Şimdi Amerika İmparatorluğu var dünyada. Şimdi Çin İmparatorluğu var dünyada. Zaman böyledir. Zaman seyyaldır. Tarih böyledir. Ve tarihin ilmi var. O ilmi, ilme uyalı biz diyoruz ki merziler değişendir, seyyaldır. Öyle fiksist ve dogmatik bir şey değil ki. İran var bir tane. Böyle bir dini, bir dinçi bir bakış var. Menzurum diniden yani fiksist. Yani bir yerde donmuş kalmış, müncemit bir düşünce var. Ki orada bir İran var. Ve ebedi bir İran'dır. Sasani zamanından kuruş bela geldi. Darius ele geçti. O Şahname adamları. Keykavus böyle geldi. Tahmuras böyle gitti. Böyle bir İran var beyinde. Ve bu İran'dan ayrılırlar. Ve mesela ne bileyim mi yazırlar da. Siz düşünün bunlarda utanç şey yoktur. Perdesi. Yani böyle bir hicab perde yok bunlarda. Diyor ki Araplar İran'a hamle ediyorlar. Tarih yazır adam. Ama hangisi? Yani bu harda yazılmış bu. Araplar İran'a hamle ediyorlar. Moğollar İran'a hamle ediyorlar. Bu söz ona benzer ki. Bu söz ona benzer ki. Ben diyeyim ki benim büyük annem, büyük anam, büyük babamla Skype'da görüşüpler. Orada öyle tanıştılar, görüştüler, evlendiler. Ya Instagram'da. Buna gülmez misiniz? Gülünür buna. Yani bu söz gülmelidir. Diyemden sonra yüzüne gülünç oturur. Çünkü onda birisi bir akıllısı karkar diğer şey o zaman. En azından indi diyebilir ki nedir bu? Instagram yok uydu. Skype yok uydu. Pardon diyorsan. Niye boş danışıyorsan? Ama birisi yoktu bizim içimizde. Öyle öz içimizde mesela hallilesek. Bizim Farslarla problemimiz yoktu. Bizim Farslara diyecek bir sözümüz yoktu. Öz içimizde. Çünkü Moğollar İran'a hamleladı. Ya Ruslar geldiler Azerbaycan Cumhuriyeti'ni 28 Mayıs'a göre danışırık ona göre. İran'dan ayırdılar. Öyle bir şey yok uydu. Kacar İmparatorluğu var idi. Ve Rus İmperiyası'yla İmparatorluğu'na savaştı. Ve bu savaşta bazı savaşlarda Ruslarla Türklerin, Türkler kazanmışlar. Çokunluğu Ruslar kazanmışlar. Bu da böyle olmuş. Ondan 100 yıl öncesine de bakın, ondan 100 yıl sonrasına da ve tarih dayanmamış. Ona göre bunu bilmelik. O şey ki değişmir dünyada. O şey ki değişmez. O değişmezliğin özüdür. O değişmez. O her zaman değişir. Her şey her zaman değişer. Tarih de değişer. Ve bunu bilin ki zaman böyledir. Her zaman değişimdedir. Değişimi kabul edemeyenler ölüp giderler. Onların düşünceleri de özleri de aradan gider. Ona göre adapt etmek, zamana uymak ve zaman kimi? Zamanın verdiği size konularla, zamanın size sunduğu sorunlarla, soru
suallar arz edemiyorum. Konularla, sorunlarla, meselelerle. Siz adapte olabilmezseniz siz aradan gidersiniz. Bu böyle. Bu bir türlü, belki de bir türlü tarihin cebridir. Ona göre 28 Mayıs'ta bir daha Azerbaycan orada istiklalini ilan ediyor. Bir daha orada bir kıvılcım başlıyor, orada bir hala başlıyor, orada bir boşluk var. Rus İmperyası'nın orada zayıflığı var. Orada inkılap cedir, orada sosyalisti inkılap cedir. Orada Bolşevikler bu taraftan, Menşevikler o taraftan, Sovyetçiler bir taraftan, Türk milliyetçileri bir taraftan, Türk Osmanlı'nın etkisi, baskısı bir taraftan, Gacarlık bir taraftan ve böyle problemler 1918'de burada bir siyasi boşluk yaranır. Ben siyasi tahlilini arz ediyorum hükümetinize. Orada bir siyasi boşluk yarananda, yani o büyük güçlerin orada zaafı, büyük güçlerin güç etkenliğinin azlığı yaranan, orada bir hala boşluk yarananda Mehmet Emin Resulzade ve silahdaşları ve yoldaşları cumhuriyeti ilan edirler. Ve ne kadar çetinlikler mi? Ve bunu Danimarka kimi memleketler, Amerika kimi, Osmanlı kimi memleketler bunu resmiyete tanırlar o zaman. Yani memleketlerin adı var. Hansı memleketler Azerbaycan Cumhuriyeti'ni resmiyete tanımışlar 1918'de. İki ile yakın bu Ruslar komünizm adıyla, sosyalizm adıyla bunu gelip yıkmışlar. Ve Azerbaycan'da olan mangutlar satılmışlar, Ruslara satılmışların yardımı ile Azerbaycan Cuya Sovyet'e katılmış. Sovyet'in bir parçası olmuş. Yani tezar zamanı, zarlık zamanı, tezar zamanının işgali devam etmiş. Bu defa da bu bahaneyle. Geçen defa da arz edeyim. İnsanlık tarihinde en çok sahtekarlık, en çok yalanla, sahtekarlıkla milletleri aldatmak birisi komünizm adıyla olmuş. Yoldaşlara diyersiniz ki yüreği biraz az gönderirler. Az gönderirler, yüreği az vurarlar. Çünkü o zaman yayınımız bunlar. Doğru, dayanır. Biz biliriz ki beğenirler. Yani çok sağ olsun. Ele bunu yayınımızı paylaşsanız çok yakıcı olur aziz dostlar. Buyurun Sahane Oğuz Bey, devam edin. Çok teşekkür. Burada biz dayanıp bunu vurgulamalıyız ki ideoloji ile bir Türk aldanmamalıdır. Şimdi bu ideoloji ya cunuptan, Azerbaycan'ın cunubundan, cunuptan, güneyden gelen İslam ideolojisi olsun, ya kuzeyden gelen, şumaldan gelen komünizm ideolojisi olsun, ya batıdan gelen, ne bileyim, liberalizmi ideolojisi olsun, kapitalizmi olsun, ne bileyim, ve indi de ki, desem, beni daşkalak ederler, sancısar ederler. Demokrasi ideolojisi olsun, demokrasi adı altında çirkin kapitalizmin oyunları olsun. Ve böyle. Bu düşünceler, bu ideolojiler bir bahane olmuş Rus işgalinin devamına. Eğer komünistler 1920'de, yani bu 1918'de kurulan Azerbaycan devletini, eğer komünistler ve sosyalistler o zaman o hakkı tayini sernevişçileri, self-determination tarihçiler, ki öyle zaten Marx'ın sözlerinde var ve sosyalizmin peygamberlerinin sözlerinde bunlar var. Eğer gerçekçiydiler, Azerbaycan istiklalını kabul edeydiler, Azerbaycan Cumhuriyeti'ni kabul edeydiler ve bunu bırakaydılar Azerbaycan uzun süre sonra ve iller sonra öz istiklalini tecrübe ediyenden sonra Azerbaycan öz devletini sosyalist de istese elerdi veya her ne veya yani Azerbaycan bu işi görerdi. Ancak yok, işgal devam etmiş. Ne fakat Azerbaycan'da, Gürcistan'da da devam etmiş. Ve Kazakistan'da da, Kırgızistan'da da ve bütün bu Türk topraklarında ve bunlar hele sınırları çekilmiş, malum olunmuş topraklar. Ancak bütün Volga çayının bütün doğusunda gideceksiniz ta Japon'un kuzeyine kadar, bütün Sibirya, bütün Orta Asya işgaline devam edilmiş Sovyet zamanı.
Yani zar sisteminden, şahlık sisteminden emperyadan bunlar gelmişler sözde. Cuya sözde bunlar bir işçi proletaryat hakimiyeti. Ve en güzel, en modern düşüncelerine gelmişler hakimiyete. Ancak zararlı kim çıkmış? 70 yıl sonra biz görmüşük ki bunlar Azerbaycan'ın neftini, varlığını, her şeyini bunlar yemişler. Bunlar adamları yemişler. 1 milyon Azerbaycanlı yoktur. Biz 70 yıldan sonra görmüşük ki 1 milyon Azerbaycanlı yok olmuş. Ama bu Azerbaycanlı normal, düşünmüyorsunuz ki normal saygısızlık olmasın normal avam milletten. Bütün Azerbaycan'ın elitini, Azerbaycan'ın düşünürlerini, Azerbaycan'ın yazarlarını, bütün Azerbaycan'ın değişik düşünce sahiplerini, milli insanları, hamısını yok etmişler. Bunlar Azerbaycan'ı yok etmişler. 70 yıldan sonra 1991'de Azerbaycan istiklalına yine de bir daha yetişenden sonra 1991'de 70 yıldan sonra Azerbaycan'a gidenler var. Ben özümce orada olmuşum o iller ve o günler. Azerbaycan'da hiçbir şey kalmadı. Azerbaycan ne ordusu var? Gördünüz ne oldu? İç savaş, hemen hemen iç savaş var idi. Gence'den birisi bir ordu çekildi. Oradan bir Ermeniler Ermenistan'ı Azerbaycanlılardan, Türklerden boşaltırdılar. Etnik cleansing dediler, etnik temizleme. Karabağ işgal olunurdu. İran bir taraftan şeyler, bir sözler değil. Ben 1991 arz ediyorum. Yani Azerbaycan bir vaziyetteydi 70 yıldan sonra. O arzular, o amal ki var idi Sovyet zamanı. En cennet dünyanı yaratacak, komünizm böyledir. Ha, olmadı. Biz gittik gördük ki 70 yılda ne olmuş? 70 yılda sen Azerbaycan'ın elitini, böyüğünü, düşünürünü yok etmişsen ve Azerbaycan'ı yalnız sömürmüşsen. Yani istismar filan bir tarafa dursun. Yani istismar bunların borcu olsun. Azerbaycan'ın neftini sömürmüşler. 70 yıl Sovyeti Azerbaycan'ın neftiyle ve madeniyle ve başka yerlerin madeniyle, neftiyle, enerjisiyle, gücüyle, kaynaklarıyla idare edemişler. Ve adını da koymuşlar. Dünyanın super power'ı. Dünyanın yani şeydir. Bunlar şeyin cenneti. Komünizmin cenneti. Orada eşitlik var. Orada insanların eşitliği. İşçinin hakları orada. Proletaryat diktatörlüğü. Proletaryat diktatörlüğü. Bu 70 yıl onu gösterdi. Ve biz bunları ben ona göre diyorum ki siz bilesiniz ki 1918'de yaranan Azerbaycan Cumhuriyeti neyle yıkıldı? Komünizm ideyasıyla düşüldü. Komünizm ideyası kötü mü? Bana göre kötü değil. Sosyalizm kötü mü? Kötü değil. Pis değil bana göre sosyalizm. Yani o da bir düşünce, o da bir milleti idare eleme için bir devletin idare sistemidir. Bana göre yakışı bir sistemdir. Şapkanalar sıra sıra doludur düşüncelerle, ideyalarla, milletleri idare elemelerin ideyalarıyla. Yani sosyalizm dolardan biridir. Bana göre en yakışılarındandır. Ancak bu anlam, ancak bunu öğrenmeliyiz ki Ruslar bunu neyle, bunu kullandılar, bunu istifade ettiler. Sosyalizmi ve komünizmi Azerbaycan'ı yeniden işgal edemeye. Ya Azerbaycan, müstakil Azerbaycan'ı işgal ettiler. Bu çok önemli bir mesele. Güney Azerbaycan'da da aynı mesele devam ediyor. Güney Azerbaycan'da da indi bizim içimizde. İran'ı dağıtmıyor. İran dedi. Yani İran fetişi. Fetiş. Ben Türkçesini bilmiyorum. Belki en yakın söz diye bir hastalığı bilmiyorum. Bir tutkunluğu, belki Türkçesi olur, tutkunluk. Bir obsesyon, tutkunluk. Bana göre odur. İran bütünlüğü, İran tutkunluğu, İran fetişi. Ya İslam, mesela İslam memleketi dağıtmayın. İslam'a karşı, Güney Azerbaycan Milli Hareketi İslam'a karşı değil. Güney Azerbaycan Milli Hareketi İslam'a karşı değil. Güney Azerbaycan Milli Hareketi İslam'a karşı değil. Bu üç defa. Mesela bizim İslam'la işimiz yok. Biz hamımız Müslümanız. Bizim işimiz yok. Aslında problemimiz İslam değil bizim. Ona göre bizim işimizde bazıları İslam memleket istiyor davada. Ümmet-i Muhammed'i istiyor davasın. İstiyor İslam memleketleri parçalasın, tedziyelesin. Ve onları rahatül gumçumun yesin. Bunları değiller bize karşı. Ve bunu tedziye kimin düşünürler? Halbuki tedziye kimin değil. Güney Azerbaycan Milli Hareketi tedziye talep değil. Güney Azerbaycan Milli Hareketi hiçbir yeri tedziye istemiyor aslında. Güney Azerbaycan Milli Hareketi, Güney Azerbaycan tarihi arazisinde öz devletini kurmak istiyor. Bu
ideolojiler üzerine değil. Ne İslam ideolojisi üzerinedir, ne Maoizm, ne komünizm, ne batıdan gelen, ne doğudan gelen. Bu bir milli, bu bir toprakların işgaldan kurtulmasıdır. Bu kurtuluşçu bir hareketti. Bunun hatta o kadar da yani burada biz hatta Güney Azerbaycan Milli Hareketi istemir Azerbaycan'da bir bütün Türk hakimiyeti yaratsın ve herkesi de Azerbaycan'dan ithalasın, eşiğe assın Farsını, Yahudisini, Bahaisini, dinsizini, gayri Türkçüleri, Kürdünü, ne bileyim Ermenisini, Cürcüsünü, Rusunu, diyse sayın böleceğin adamlarını. Yani böyle bir memleket yaratmak istemiyor Güney Azerbaycan. Güney Azerbaycan Milli Hareketi birinci olarak İran işgalinden kurtarmak istiyor bu arazini, bu coğrafini. Ve memleket, Azerbaycan memleketini yaratmak istiyor ve onun içinde herkes her nece istese yaşayabilir. Azerbaycan Cumhuriyeti bir yakçı numunedir. Bana göre pis bir numune değil. Yani biz Azerbaycan Cumhuriyeti'ne benzeyecek. Haraya benzeyecek. Türkiye'ye benzeyecek. Bütün bazılarının sevdiği ve sevmediği yönleriyle. Bazısı Türkiye'de olan ve daha diğer Türkiye'de bazı haklar azalıp bazı haklar çoğalıp bunlar da geçicidir. Milli hakimiyet olandan sonra her şey geçicidir. Bazen azalar, bazen çoğalar. Açıktır ki Türkiye'de indi 20 yıl önceki cev yoktur. Değişik bir cev hakimdir. 10 yıl sonra da değişik bir cev hakim olacaktı. 100 yıl sonra da değişik bir cev. Ancak milli egemenlik farklıdır. Ve biz Güney Azerbaycan'da böyle bir istiklaldan sonra hakimiyet yaratmanın. İran coğrafyasında Cumhurbaşkanlığı ve Belediye Şura seçiciləri vardı. Bunun haqda olursa, bu haqda bir olursa bir giriş yapaq, girək bu məsələyə bir qısa olaraq. Gələn həftə bu mövzu haqqında da, mövzu haqqında da biraz geniş danışaq. Çünki bilirsiniz, 18-ci cunda, Haziranda, yəni 28-ci qurdatda bu seçimlər olacaq. Cumhurbaşkanlığı ve Bələdiyyə Şura seçiciləri. İran rejimi son 40 ilin içində intisabat deyək. Bunlar heç bir zaman seçici olmuyor. Buna görə biz nə düşünürük? Güney Azərbaycanlı olaraq məsələyə necə baxırıq? Çox təşəkkür. Güney Azərbaycan Sayın Salih Bayıldırım da demiş. Bütün istiqlalçıların düşüncəsi budur. Ki bu seçim Güney Azərbaycanın deyil. Güney Azərbaycana Cumhurbaşkanı seçmirik. Güney Azərbaycan İslam bu seçimi idarə eləmiş. Güney Azərbaycanın ruhunun xəbəri yoxdur bu seçimdən. Güney Azərbaycan işgal altında olmuş bir məmləkətdir. Və seçim bizim olmadığımıza görə biz bu seçimi heç öyle kökünlə rəsmiyyətə tanımırıq. Bizim seçim deyil. Hər kəs də bu seçimə qatılsa, o Güney Azərbaycana, öz geçmişinə, öz ailəsinə, öz gələcəyinə xaindir. Xəyanət edir. Açıqca, hər kəs. İran, Quran şeytani oyunlara qarışsa, Azərbaycana, özünə, ailəsinə, geçmişinə, tarixinə, yani gələcəyinə xəyanət edir. Və hər kəs də onu eləyir ya, ona elətdirənlər də var. Bəzi itlər var. İt, kətdə itlər kəndi qoruyar, quzunu qoruyar, kəndi əhalisini qoruyar. Bu itlərin içindən birisi, ikisi tapılar bəzən. Gedərlər, bəzi işlər görürlər bu dağlar, dərədə, o yanda, bu yanda. Bu öz qoxuları ilə filandan qurdu gətirirlər kəndə. Bir millət bəzən düşər bu qurdu filanı dövməyə filanı. Ama ağırlısı budur ki, qurdu niyə dövürsən? Sən qurdun ne işin var? Qurdun işi budur ki, gəlsin quzunu götürsün, qaçsın. Bu qurdu kəndə gətirən it ilə bizim işimiz gərək ola. Bu iti gərək. Bu it ilə gərək məsələmizi həll eləyək. İndi bəzi itlər, əlbəttə bir də məsələ var, nə deyə Türkiyədə deyirlər. Deyirlər ki, havlamasını bilməyən köpək köyə qurd gətirər. Hər kəs, hansı it ki, yaxşı havlaya bilirsə, kəndə qurdu kim gətirir? Kəndə qurdu it gətirir də bəzi itlər. Ham itlər yox. İt də var ki, qurda gedər. İndi bunu niyə dedik? Bu seçimdə, bu intiqabatda, sizin dediğiniz için intisabatda, her ne olur olsun. Bir de dünyanın en yaxşı intiqabatı olsun. Aslan dünya intisabat olmasın aslan. Aslan en demokratik intiqabat olsun. İstəmirik biz. Bizim deyil. Bunu her şey eləsə xaindir. Her şey eləsə bizim düşmanımız da çıxacaq. Ancaq bunu elətdirənlər var. Bizim içimizdə bəzi müşahidələr var. Müşahidə.
Məşşatə deyirlər bəzilər. Müşatələr var. Gəlirlər təzəşdən İran devletinin bu rəisisinin bu mollasını, o kravatlı mollasını, o əmmaməli mollasını təzəşdən bizə məşatələndirirlər, bunu bəzəyirlər. Ha, rəisi belə eləyəcək, hüquqi əqvam eləyəcək. Ne bileyim, müşaviri əqvam seçib. Özde kimden seçib? Simitko'dan seçib. Bilirsiniz, Arman Simitko. İsmail Simitko'nun nevesidir, neydir? Nevesi. Herhalde o müdiri sitadi əqvam ve əşair. O biri de gelmiş, reisi sitadi merdumiye əqvam ve mezahib seçmiş. O biri de gelmiş, yani ben bunları öyle təhkirle mecburam danışam. O da budur ki, onlarda suç yoktu. Reisi de suç yoktu. Ne bileyim reisisin hem, o biri ne bileyim Celilisin hem Rizais. Suç bizi, bizim içimizde, bizim dilde danışanlar, Türkçe danışanlar, mene benzeyenler vardır. Mene benzeyenlerden, size benzeyenlerden ki getirirler bunların yüz gözünü mışatalıyırlar ve bezeyirler. Getirirler. Tezeşten bize istiyorlar bunları yerleştirirler ki abi bu. Ne, ruhani yadıza gelse 8 yıl önce aynı şeyler deyirdiler. Ruhani hüquq əqvamı şeyleri. Hüquqi əqvam. Halbuki baxırıq görürük ki, nə bilim, bu bəzi bu özlərini bu mesxərə oyun seçimin rəis cümhur kandidası olmuş sözdə, güya. Nə bilim, bu Azərihanın ana xəbərin, bu Azərbaycan düşmanı xəbər şeylərinin saytlarının rəislərindən zətdən gətirib özlərini müşavir eləmişlər. Özlərini dələ salmışlar. Bizi də məzlum, bədbəxt milləti də inandırırlar bu məşatalar. Ki getirdiler, bize bunları gözelleştirirler, gözellendirirler ki, ha, bazı milleti içinde aldasınlar, yaparsınlar, rey veririk. Reisi olsa bel olacaktı, ne bileyim o biri derdi adlarını. Rizayı olsa öyle olacak. Bədbəxt. Yani milleti bədbəxt eləmək, beyinlerini bədbəxt eləmək, o müşataların elinde. O it ki gedir, qurdu kəndə getirir, onlarda da suç. İndi bunlar, mənə görə İranda seçimlerin heç qanuniyyəti yox, meşruiyyəti yox. Məsxərə, yani bu da demokrasini de rəy verməkdə, inanın, məclisi de bunlar hamısı məsxərə eləyiblər. Bunlar bizə oradakıları, o rəy verənləri ki, hər kəs rəy verir, onları ələ salıblar, bunların xəbərləri yoxdur. Düzü. Ancaq bütün bunların hədəfləri, bəs nədir, özləri də bilirlər məsxərə işdir bu, demokrasiyi məsxərə. Demokrasiyaya alay etməkdir, məsxərə etməkdir. Və biz də bilirik. Bəs niyə eləyirlər bəs? Bəs bu qədər zəhmət, bu qədər səs sada bilirsiniz nəyə görədir? Ki o günkü rəy alınır, bunlar video çəkəcəklər, əks salacaqlar və millətin içində də və xaricdə də, İrandan xaricdə də məşruiyyət qazasını və göstərsinlər ki, ey millət, ey dünya bilin, baxın, bax bunlar rəy verirlər bizə. Siz ki, bizə deyirsiniz, məşruiyyətimiz yoxdur, qanuniyyətimiz yoxdur, biz bu millətə zülm eləyirik, biz buranı işqal eləmişik, nə millətləri işqal eləmişik, nə millətə zülm eləyirik, nə ayrı seçkilik eləyirik, nə hər zülmü ki, dünyada deyirsiniz, eləyirik bunlara. Onlar yalan deyirlər. Bax, görün, bax, sıra sıra, quzu quzu durmuşlar, bura rəy verməyə. Onlardan video çəkirlər, dronlarla, nə bilim, əslər salırlar və dünyaya belə xar-xar milyonlar milyonlar pullar xərcləyirlər, dünyaya yayırlar ki, ey dünya, bilin ki, bunlar bizə rəy verir. Bunlar özləri də deyiblər. Dəfələrcə deyiblər, həm Ayı Xamineyi deyibdir, həm Ayı Xumeyni deyibdir, həm hamı deyib ki, rəylər şeydir, rəy vermir. Hətta müxalif rəy, gəlin rəy. Çünki o bilir ki, rəy sayılmır ki, rəy isə məsxərədir, demokrasiyin məsxərədir. Fəqət o səfə dursun, hamı çıxsın eşkə, rəy verir. Ay, baxın, bilin, məşruiyyət qazanmaqdır. Və içəridə də məşruiyyət qazanır bu. İçəridə də bu qədər səsdədə ilə ki, millət də baxır, görür, hə, daha deyir ki, rəy verirlər. Kim öz adamlar var, öz hüquq becirləri gəlirlər, rəy verirlər. İstəyirlər, çox adam yığırsın, rəy versin. Bütün bu intiqabatın, intisabatın, hər nə adın qoysun. Bütün hədəfi budur, başqa deyil. Çünki hər kəs belə düşünmür, deyir, bəs başqa bir hədəf var burada. Biz onunla danışığa. Nə deyirlər, münazirəyə hazırıq. Başqa bir hədəf olmayıb. İndi 42 ildir bunlar rəis cümhur seçirlər. Zaten rəis cümhur röhanisi də bunu demiş. Əhməd İncədə də demiş. İkisi də 8 il. Yəni 16 il bunlar hükumət etmişlər bu iki kişi. Sözdə deyir ki, əslən mən bikarə deyiləm. İş sahibi deyiləm. Mən əslən şeyim. Bir ixtiyarım. Bunu röhani də deyibdir. Əhməd İncədə bir dənə vəziri seçə bilmirdi. Bir vəziri işdən atdı işiyə, vəzir itilat ilə kim idi,
Ay Hamne dedi ki öyle olmaz. O da küstü gitti 14 gün 15 gün kaldı evde. Rahat Cumhur küstü gitti kaldı evde. O da dedi ki ben bir ihtiyarım, ihtiyarsızım. Rahat Cumhurluk boş bir sözdü. Çünkü Allah'ın kölcesi var orada. Allah'ın kölcesi olan yerde ne rahat Cumhur'u, ne meclisi, ne sistemi yoktur. Ay Ruhani de dedi, defalarca dedi. Şimdi ben vallahi bir çare değilim. Yani kar, kuzar kimi bir tane nöker kimi, mübaşir kimi birisi yap. Ve ona göre Güney Azerbaycan'da bir Türk olarak ve İran bütününde de her yerde de bir Türk olarak gelip ray verme. Bu meşrataların, bu oyuncuların oyununa girme da bana göre utanç vericidir. Yani bir yer kalmayıp, bir yol 42 ildi bunlar. Yalanla bazılarını seçipler. Gene de var. Ha, maalesef ben görürüm Azerbaycan'da gene de var. Gelipler gene de bazılarını tarifleyirler. Bazılarını ne bileyim bu reisisi budur. Sonunda bellidir. Ne bileyim reisi çıkacak, kim çıkacak? Benim öyle bir şeyim yok. Kahinliğim yok. Ancak o cüsü görünür değiller reisi çıkacak. Yani seçim olup bitip gitmiş. Hamı özünü maskareliyor herkes geçse. Herkes gelir geçsin. Bize göre Güney Azerbaycan'ın seçimi değil. Bu seçimi biz kurmamışık, biz koymamışık. Bize de reis cumhur seçilmiş. Bizim memleketimiz yoktu. Bizim memleketimiz işgal altındaydı. Ancak şura meselelerinde açık görüşlerimiz bellidir. Bütün partiyaların, bütün hizblerin, bütün Azerbaycan Milli Hareketi'nin görüşü bellidir. İran milli mühendisliğine karşı, İran Azerbaycan'ın batısını Kürdize, Kürtleştirmeye karşı o bölgelerde Şura-i Şehri'de şeyleyirik, katılırız. Çünkü Kürtler getirir Şura-i Şehri'de Kürt seçtirir. Ne bileyim hatta standarı da o biri seçir. Fermandarı da bu seçir. Sonunda her hamı Kürt. Sonra getirir Avrupa'da, Amerika'da, bütün mahafilde, siyasi mahafilde gösterir. Bakın, bak Kürtler burada. Hem Şehridar'dı, hem Şura-i Şehri'di, hem Fermandı. Bu şehir, bu kent, bu kasaba, bunlar Kürttüler. Bunlar da onlara şeydir. Kürt. Ona göre biz değiliz. Hiç olmasa burada o Türklere ray verilsin. Çıcırak ne olur? Yani zaman kazanmak bize. Aslında bu bir çarelikten, çaresizlikten bu bir de nezerdi. İşte bizim yani işte bizim sevdiğimizden bir, bizim seçtiğimiz, bizim istediğimiz bir nezer değil. Çaresizliktendir. Ben görüşümü kısa olarak seçim barisinde dedim gene de. Sağ olun. Ben sizden bir daha teşekkür ederim. Sağ olun Oğuz Bey. Çok sağ olun. Gelen haftada bu gün için biz vaktiyle akşam saat 9 yarında sizinle birlikte olacak. Çok sağ olun. Sağ olun Oğuz Bey. Teşekkür ederim. Salamlarımı, saygılarımı kabul edeyim. Bir daha sevgilerimi. Gelen hafta aynı zamanda da, aynı yerde Instagram'da. Sağ olun. Çok sağ olun.